Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Dün Hüdaparlılar Amed'in Lice ilçesinde halka bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan iki kişi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Bağır ameliyat edildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden BDP Amed Milletvekili Nursel Aydoğan hastane önünde bir açıklama yaptı. Hüdaparlıların satır ve sopalarla dolaşmalarına dikkat çekerek saldırının bir provokasyon olduğuna vurgu yaptı. Aydoğan, Hüdaparlılara halka saldırmaktan ve provokasyonlardan derhal vazgeçin çağrısı yaptı. Çerçevesinde kurulmuş bir partisi bir seçim çalışması yaparken sıradan bir seçim çalışması sırasında yanlarında uçaklarla ve satırlarla gezilmesi çok yetebilecek bir şey değil. Nitekim öyle olduğu için de ki esnafla birlikte küçük bir tartışma sonrasında satırlarla ve uçaklarla saldırılmış ve halkı saldırılmış yaralanmasına neden olmuş. Kürdistan'dan Cenevre'ye geçiyoruz. Bugün Suriye'deki savaşa bir çözüm bulmak için İsviçre'de bir araya gelen Cenevre 2 konferansının son günü. Şu ana kadar somut bir ilerlemenin gerçekleşmediği konferansta taraflar birbirini suçlamaya devam ediyor. Suriye lideri Beşar Esad'ın danışmanı insani yardım konularında bir ilerleme sağlanamadığını dile getirdi ve kendisini Suriyeli muhalifler olarak adlandıran grupları terörizmi desteklemekte suçladı. Muhalif kesim ise görüşmelerde ilk önce Suriye'de geçiş hükümeti kurulması konusunun ele alınmasında ısrarcı. 1,5 yıldır abluk altında bulunan Humus kentine insani yardımların ulaştırılması konusunda bir uzlaşıya varılamaması da büyük hayal kırıklığı yarattı. Şu ana kadar sadece başkent Şam'ın bazı bölgelerine sınırlı miktarda insani yardım ulaştırılabildi. Avrupa ülkelerinden Suriye'deki çeteci gruplara katılımın son dönemlerde arttığı belirtiliyor. Avrupa'dan giden çete mensubu grupların Suriye'ye geçiş için ise Reyhanlı'yı kullandığı iddia ediliyor. Londra'daki bir araştırma merkezinin verilerine göre Suriye'de 2 yıl önce 400 olan Avrupalı çete mensuplarının sayısı 1937'ye yükseldi. İlk sırada 412 kişiyle Fransa başı çekiyor. Fransa'yı 366 ile İngiltere, 296 ile Belçika, 240 ile Almanya ve 152 ile Hollanda takip ediyor. Rakamlar son dönemlerde Batı Balkan ülkelerinden savaşa katılanların da arttığını gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre Bosna Hersek'ten 100 ila 150 arasında, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ gibi ülkelerden en az 140 Selefi Suriye'ye gitti. Bu durumun Avrupa kamuoyunda endişe yarattığının altı çiziliyor. Avrupalı çetecilerin Suriye'ye geçiş noktası ise Türkiye'nin Hatay şehri. Ve şimdi sırada HDP'li adayların seçim çalışmaları haberimiz var. Şehir senin sloganıyla seçimlere hazırlanan HDP'nin seçim çalışmaları devam ediyor. BDP Adana İl Örgütü'nü ziyaret eden Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi, Çıtırık yerel seçimlerde HDP adaylarını destekleyeceklerini ifade etti. HDP'nin iddialı olduğu kentlerden bir diğeri de İstanbul. Bağcılar Belediye Eş Başkan Adayı Avukat Fırat Epözdemir, yerel seçim hedeflerinin halkın yerel yönetim mekanizmalarına katmak olduğunu belirtti. Epözdemir, HDP'nin seçimlerde sağlayacağı başarının Türkiye Sol Hareketi'ni güçlendireceğini ifade etti. HEP'le birlikte aktif siyasete başlayan diğer eş başkan adayı Göğercin Turan da HDP ile mücadeleye devam dedi. HDP Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Profesör Doktor Nilay Etiler ise doğrudan demokrasiyi savunan HDP'nin bir alternatif olduğunu kaydetti. Nasıl olacak? HDP bir alternatif. Evet, HDP bir alternatif. Alternatif olmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında doğrudan demokrasiyi öneriyoruz biz. Ve bizim bu seçimdeki sloganımız şehir senin. Bunu farklı şekillerde söyleyebiliriz. Mesela mahalle senin, sokak senin ya da
şehir engellinin, şehir kadının, şehir çocuğun, bu şekilde de formüle edebiliriz. Bu şu demek, şehir seni, sen nasıl istiyorsan o şekilde yönetebilirsin. Mahallelerde... Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle kesintisiz ve en uzun süreli eylem olarak kayda geçen Strasbourg'daki nöbeti Kürt sanatçılar sürdürüyor. Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi önünde Öcalan'a özgürlük talebiyle başlayan nöbet eylemi 586. gününde devam ediyor. Bu hafta başından itibaren nöbeti Almanya'nın Köln kentinden giden Kürt Kültür ve Sanat Hareketi Tevçant üyeleri aldı. Sanatçılar Şendin, Helil Hemgin, Eylem Sosin, Kava ve Serdar Strasbourg'daki eylemin onurlu bir eylem olduğunu söyledi. Eylemciler her gün saat 7-17 arasında 10 saat boyunca soğuk havaya rağmen nöbeti sürdürüyor. Önümüzdeki hafta nöbet eylemini Avusturya'dan gelecek başka bir grup devralacak. Güvenlik gerekçesiyle nakledilen davalar, cezasız bırakılan katliam sanıkları, yargının tarafsız olmadığını gözler önüne seriyor sayın seyirciler. BDP Kadın Meclisi üyesi Nezile Tursun, 22-23 Ekim 1993 tarihinde Lice'de 16 kişinin yaşamını yitirmesine tanık olmuştu. Dönemin katliam zanlıları Jandarma Alay Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu ile Üsteğmen Tünay Yanar da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Yargıtay 5. Ceza Dairesi davayı geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e nakletti. Olayda ailesinin bir kısmını da kaybeden Tursun, nakillerin altında yatan nedeni işte böyle özetledi. Ve devletin gerçekten hakikatlerle yüzleşmek yerine sadece olayı bir adli vakaya, yani devletin kendi içerisindeki birilerini komplo yapma şeklinde getirerekten olayı kapatmaya dönüktü. Katliam yapıldıktan sonraki gün gelen valilerin tutun askeri yetkiliye kadar kendilerine de açık söylüyorlardı. Yani biz Lice haritadan silmeyi hedefledik. Nakledilen ardından da hukuk dışı bir kararla kapatılan bir dava da Colemerk'ten. 2009 tarihinde özel harekatçı Bahadır Turan, 16 yaşındaki Seyfullah Turan'ın kafasına silah dipçiğiyle öldüresiye vurmuş. Olayın ardından bir yıl sonra da dava güvenlik gerekçesiyle Isparta 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Nakillerin altında yatan neden burada da kendini gösterdi. Mahkeme özel harekatçının meşru müdafaa, psikolojisinin bozuk olduğu gibi savunmaları ve polisin mahkemeye karşı saygılı tutumunu göstererek cezayı 6 ay 7 gün olarak belirledi. Oğlunun kısmi engelli kaldığını ve 3 ay önce zorla askere alındığını belirten baba Mehmet Turan, olayın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Lice, Kulp, Uğur Kaymaz, Şerzan Kurt, Çaldıran, Nezir Tekçi ve Altınova davaları da güvenlik gerekçesiyle Eskişehir ve Ankara'ya nakledilen davalardan. Batı illerine nakledilen davalar aynı zamanda ırkçı saldırıları körüklemek için kullanıldı. 2010 yılında Muş'tan Samsun'a davayı izlemek için giden DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk saldırıya uğramıştı. Nakledilen davaları takibini yapan BDP Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Pınar Akdemir değerlendirdi. Nakil işlemini Adalet Bakanlığı'nın talep edebildiğini belirten Akdemir, işleme onay verilmesi de aynı şekilde siyasidir diyor. Akdemir, yargı paketlerini meşrulaştırmak için davanın açılmasını söyleyenlerin, davaların cezasızlıkla bitmesi için de ellerinden geleni yaptığını kaydediyor. Yani bir çocuk cezaevinde... İnternet yasasında sansürü öngören yeni bir düzenleme hazırlanıyor sayın seyirciler. Yeni çıkarılması planlanan yasayla mahkeme kararı olmaksızın istenilen internet sitesi kapatılabilecek. 5651 sayılı internet yasasına ilişkin değişiklik teklifi torba yasayla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Değişikliğin gerçekleşmesiyle beraber internette büyük bir sansür uygulanması bekleniyor. Özellikle Gezi direnişi ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra hükümet sosyal medya ve video portal yayınlarını hedef aldı. Yapılacak yasal değişiklikle mahkeme kararı olmaksızın istenilen internet sitesi kapatılabilecek.
Pek çok bağımsız gazetecinin sansürden etkilenmesi bekleniyor. Kendini video aktivist olarak tanımlayan gazeteci ve belgesel yapımcısı Fatih Pınar, medyanın patronların ve iktidarın medyası haline getirildiğini, gerçek gazetecilik yapmak isteyen insanlara kalan son alan olan internetin de yasaklandığını söyledi. ...27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan direniş kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Günlerce süren direniş Türkiye'de tarihi bir dönüm noktası oldu. Direniş Çapulcu Zamanlar filmiyle sokaktan beyaz perdeye taşındı. Gezi direnişini anlatan Çapulcu Zamanlar adlı belgesel Ankara'da gösterildi. Getto Sinema Kollektifi tarafından hazırlanan filmin Ankara galası Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yapıldı. Ethem Sarısulu'ya adanan galaya HDP yöneticileri ve gezi eylemleri sırasında Ankara'da polis tarafından vurulan ve Ethem Sarısulu'nun ailesi de katıldı. Belgesel gösteriminin ardından izleyiciler her yer Taksim, her yer direniş, bu daha başlangıç, mücadeleye devam, Ethem Yoldaş ölümsüzdür sloganlar attı. Tayland 2 Şubat Pazar günü erken seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ancak Başbakan Yingluck Shinawatra'nın erken seçim kararına karşı çıkan muhaliflerin boykot çağrısı ve gösterileri hala devam ediyor. Güneydoğu Asya'nın ikinci büyük ekonomisine sahip Tayland'da protestocular ülkenin adil bir seçime hazır olmadığını iddia ediyor. Hükümetin yetkilerini kurulacak özel bir konseye devretmesini ve siyasi reformların yapılmasını talep ediyorlar. Başkent Bangkok'ta muhalefet protesto eylemlerini sürdürürken Başbakan Shinawatra seçim komisyonu ile bir araya geldi. Uzmanlar orta sınıfın desteklediği muhaliflerin yoksul ve kırsal bölgelerin desteğini alan Shinawatra'ya karşı seçimleri kazanma ihtimalinin zayıf olduğunu görüyor. Ukrayna'daki iktidar mücadelesi, Suriye ve NSA skandalları gibi konuların öne çıkacağı 50. Münih Güvenlik Konferansı başladı. Konferans Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un açılış konuşmasıyla başladı. Konferansta konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiki olarak kalacağını vurguladı. Konferansa 20 devlet başkanı, 50 Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yanı sıra aralarında bilim ve ekonomi dünyasından temsilcilerin de olduğu toplam 400 kişi katılıyor. Konferans pazar gününe kadar devam edecek. İktidarı döneminde birçok katliama imza atan Peru diktatörü Alberto Fujimori yine mahkemenin önüne çıktı. Yolsuzluk iddiasıyla yargılanan Peru'nun eski devlet başkanı Fujimori, seçim kampanyası sırasında bazı gazeteleri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmekle suçlandı. Mahkemede tanıklık eden eski istihbarat başkan yardımcısı Fujimori'nin gazete manşetlerini istediği doğrultuda belirlenmesi için emir verdiğini iddia etti. Fujimori, 90'lı yıllarda devrimci hareketlere karşı giriştiği katliam politikaları ve başka suçlar nedeniyle 2007 yılından bu yana hapiste tutuluyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.